sevgili seyircilerimiz tam da bu noktada rüyalarımızı yorumlayacağız. Türkiye'nin en ünlü rüya yorumcusu Mehmet Emin Kırgül hocam canlı yayında. Evet. Ee, sizden şunu rica ediyorum. Bir rüya gördüm hayır mı şer mi diye merak ediyorsanız yapmanız gereken tek şey bizi şimdi göreceğiniz bu numaralardan aramak. 0212 evet. 333 32 70 ve canlı yayın telefon numaramız. Bu arada çok mesaj aldım. Hocamın e, yaptığı yorumları tekrar izlemek isteyenler, tekrar dinlemek isteyenler YouTube Hayatta Her Şey Var kanalına bir tıkla abone olup tekrar el, yüz ve e, bedenimizdeki e, belirtilerin, çizgilerin ne anlama geldiğini e, görebiliriz. Hocam sorularla başlayalım. Ne dersiniz? Tabii. E, i̇yi misiniz bu arada? Hoş geldiniz. Biz çok şükür, çok şükür. Çok şükür. İnşallah izleyicilerimiz de iyidir. Onlar iyi görüyoruz. Biz duacıyız. Onlar da bizlere dualarında yer verirlerse mutlu oluruz. İnşallah. Eyvallah. Sevgilimin bana maske hediye ettiğini görüyorum rüyamda. Nur Hanım galiba bu içinde yaşadığımız <laughs> dönemsel bir etki bu. Evet. Ve koronavirüs bana buluşacak, bulaşacak mı diye çok da korkuyorum demiş. Evet. Sevgilimin bana maske hediye etmesi ne anlama geliyor? Şimdi rüyada kişinin kendisine maske hediye etmesi tabi biliyorsun ki daha önceki rüya yorumcularında Nablusi İbn-i Sihir Cafer-i Sadık'ın döneminde böyle bir şey yoktu. Fakat onlar şöyle derdi hani başındaki egal veya başına atmış olduğu Arapların bir şey var biliyorsun bir şal var onu ağzına bükerler. Derdi ki işte ben ağzı bükük ağzını kapatmış bir adamla karşı karşıya geldim. Derdi ki oradaki Cafer-i Sadık senden laf alacak biri var olacak derdi. Senden biri laf alacak dikkat et derdi. Şimdi bu kardeşimizin de Ağzından biri laf alacak, kendi karşısındaki sev, sevdiği kişiyle arasını bozmaya çalışacağını gösterir. Hı hı. Dikkat edecek bunu, evet. Nur abla öyle bir rüya gördüm ki kabus gibi uyandım ve gün içerisinde dün bütün gün bu rüyanın etkisindeydim. Kocamın rüyamda kırmızı saçlı, beyaz elbiseli bir kadınla el ele gördüm. Hı hı. Ne yapmam gerektiğini de bilemedim. Bu rüya bana kocamın beni aldattığını gösterir mi? Yok. Allah izin verirse kocası hanımefendiyi baş tacı edecek. Fakat ne zaman edecek? İkindi ve akşam namazı arasında kendisini alıp bir yemeğe gidebilir ya da kendisine bir hediye getirebilir. Aynı zamanda kadın rüyalarda İbn-i Sihir, Nablusi, Kirmani'ye göre doğurgan olduğu için Allah'ın izniyle hayırlı günlere kavuşacaklarını gösterir. İnşallah. Kadın eğer baş açıksa o güneşli bir havada, eğer başı kapalıysa kapalı bir havada, yağmurlu bir havada, bulutlu bir havada olduğunu gösterir. Evet. Şimdi sevgili seyircimiz rüyasında lahmacunla beraber dondurma yediğini görmüş. Rüya bu ya diyor. Hı, hı. Lahmacunu öyle bir yiyordum ki hemen akabinde de dondurmayı yedim. Ee, ben evli değilim. Arkadaşım bu rüyayı şöyle yorumladı. Acaba kahraman maraşlı bir... <laughs> <laughs> Kahramanmaraş ya yok artık daha neler. <laughs> Kahramanmaraşlı kocam mı olacak? ya şimdi yani ben şimdi söyleyeyim çi köfte yese de biri bilmiyor. Hayır mi lahmacun yiyince Urfa demiyor. Antep, yani Antep'e gidiyor. Ama şimdi mesela dondurma Maraş'a gidiyor. Fakat şu var bakın. Hani burada neyimiz Çok meşhur? Çok tatlısınız yani. Ömürsünüz güldürdünüz bizi. Hangi ilimizin neyi meşhur hangi ilimizin neyi meşhur değil diye ona tabii yorum yapmış kardeşimiz. Güzel bir yorum yapmış. Gene kötü yapmamış. Ama velakin bir düğüne gideceğine bir düğün ortamında <laughs> bir ailenin ona talip olacağına, o talibi de kışın kendisini kapsını çalacağını gösterir. Yani bir düğüne kışın gideceğini gösterir. E, tabii Maraş'a gider gitmez onun sorunu. Belki de Maraş'ta oturuyorlar. Yani oturduğu yeri yazmamış. Yok yazmamış. Evet. Ayasofya'da sabah namazı kıldığımı görüyorum. Tüylerim diken diken oluyor. Ee, sabah ezanı okunurken de sanki ezanı ben okuyor gibiyim. Hacca mı gideceğim acaba diyor. Evet. Kişinin kendi kanından olmayan yani kendi kanından olmayan kendi canından olmayan bir insanın Allah nasip ederse kendisine yardımının kavuşacağını ve nasip olursa bu yardımı yapan kişinin bir beyefendi olduğunu gösterir. Yani bir bey bu kardeşimize yardım edecek. Ezan okuması Allahu Teala'nın izniyle kendisinden istemiş olduğu Yüce Allah'tan bir muradıyla alakalı bir gelişme olacağını gösterir kardeşim. Evet. Sırada bir soru var ama bu soruyu okumak istemiyorum yani hocam. Ama siz yani yine sevgili seyircimiz yazmış. Siz cevaplamak isterseniz evet. e, buyurun cevaplayın. Yani Bir garip rüya geldi bana. Evet. <laughs> ya şimdi <laughs> diyeceksiniz ki yani bu rüya hani evet. adam ne yapsın böyle bir rüya görmüş ama kocamın zurnacı olduğunu gördüm. Evet. Şimdi orkestra şefim olacağım. Şimdi Peygamber Efendimize sordukları zaman, hani rüyalarla alakalı bir şey sordukları zaman, hani ya Muhammed böyle bir rüya gördüm dedikleri zaman sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerdi. Her rüya bir yorum almaz. Yani her rüya bir yorum almadığı için yani her rüyaya da yorum yapmayabilirsin. Fakat kurnam e, kocam zurna çaldığını görmüş diyor. Yani kocasının zurna çaldığını kendi hanımefendi görmüş. Burada eşinizin ya size yalan söyleyeceğini veyahut başka birilerine yalan söylerken sizin de bu olaya şahit olacağınızı gösterir. Yani Oscar orkestra şefi mi derken aslında eşinin söylemiş olduğu bir yalana karşı şahitlik yapacağını gösterir veyahut da onun yalanına şahit olacağını gösterir. Yani o anda yalan söylediğini görmüş olacak. Evet. Nur, Nur abla normal yaşamda da kayınvalidem kocamla arama giriyor hep. Hiçbir şekilde evde oturup televizyon bile izleyemiyoruz. Bu da benim rüyalarıma da girdi diyor. Acaba etkilendiğim bir konu olduğu için mi rüyamda gördüm? Kocam beni tam öpecekken kayınvalidem bana süpürge fırlatıyor. Ne? Evet. şimdi tabii hani bu rüya olduğu için bana da birçok mesaj geliyor biliyorsun. Instagram'da çok tuhaf tuhaf yazılar geliyor. <laughs> Mesajlar geliyor. Tabii rüyadır bu. Bir şey diyemeyiz. Fakat bu rüyaya göre Allah nasip ederse eşiyle ha, arasında... Böyle bir rüya görmüyorum ama çok enteresan. E yani şimdi eşiyle arasında eğer bir problem, bir musibet varsa bunun temizleneceğini... Kayınvalidesinin ona süpürge atması artık ona karışmayacağını veya ona destek olacağını gösterir. Allah'ın izniyle korkulacak herhangi bir şey yok burada. Yani eşiyle arası açıksa düzelecek. Eğer kendi evinde bir problem varsa kayınvalidesi aksine bu rüyaya göre yardım edecek. Şimdi sıradaki kardeşimiz astronot olmak istiyormuş. Diyor evet. ki Nur ablacığım astronot olmak istiyorum. Bununla ilgili çok da çalışıyorum. Rüyamda İzmir'den Antalya'ya kadar takla atarak geldiğimi gördüm. Anneannemin rüyam, rüyama yorumu şu oldu. Sen istediğin mesleğe kavuşacaksın. Evet. İzmir'den sevgili Levent yazmış bize bu mesajı. Evet şimdi kişinin Allah nasip ederse iki tane büyük dileğinin var olduğunu gösterir. Çünkü biri Antalya ismi geçiyor biri İzmir. Şehir görmek kişinin büyük dilekleridir. Büyük arzularıdır. Allah izin verirse bu kardeşimizin iki tane büyük dileği ve iki büyük amacına kavuşacağını gösterir. Ama lakin astronot olur olmaz ona bir şey diyemem. Fakat şunu söyleyeyim ben. Kişi yani ne kadar okursa ne kadar mücadele verirse ne diyor? Biz sizin kaderinizi çabanıza bağladık. Hiçbir şey olmaz demeyeceğiz. Yani hiçbir şey olmayacak demeyeceğiz. Onun için olabilir. Fakat lakin bu rüyaya göre iki tane büyük. Kendisinin büyük çok istediği iki büyük dileğine kavuşacağını rüyası kendisi i̇şte gösteriyor. Annesi de zaten ondan yola çıkarak evet. söylemiş. Benim en çok olmak istediğim şey astronot olmak istiyorum. Bununla ilgili çok çalışıyorum. Anneannem Rüyana, rüyanla e, Emel'ine kavuşacaksın dedi. Evet. Ee, şimdi... şimdi arkadaşlar mesela rüyayı böyle düz yazıyorlar. İzmir'den evet. Antalya'ya kadar takla attım astronot da olacağım. Evet. Şimdi bunu ilk etapta televizyona bakıp değerlendirdiğinde ya bu ne saçma bir soru yani bu olur mu diyorsun. Ama e, sorunun temelini incelediğinde İzmir'den Levent genç kardeşimiz evet aslında astronot olmak istediğini anneannesinde bu rüyayı yorumlarken evet sen emeline kavuşacaksın. O da soruyor acaba gerçekten istediğim mesleğe ulaşabilecek miyim? Bu rüya onu mu anlatıyor diye soruyor. Şimdi aslında şu var eğer rüyalar zaten bizlere açık gelse o zaman hiçbir yoruma gerek kalmaz hiç çalışmamıza da gerek kalmaz. Çünkü her şeyin bize açık ve beyan geldikten sonra demek ki yapacak hiçbir şeyimiz yok. O zaman bulacağımız her şeyi direkt rüyalar şifresiz gelseydi bize o zaman yarın işe de gitmezdik, güce de gitmezdik. Giderken başımıza bu gelecek diye önümüze çıkmış olan şifreleri biz kırmış olurduk. Ama rüya her zaman şifreli gelir. Hı hı. İnsanın günü içerisinde küçücük bir olay yaşayacak. Akşamki rüyada veya bir saat önce uyuyorsun, geri kalkarsın o rüyada muhakkak bir şey görürsün. Rüyaların hepsi şifrelidir. Hiçbir tane şifreli, yani şifresiz rüya yoktur. Bütün rüyalarda bir şifre evet, var. Peki. Evet, bütün rüyalarda bir şifre var. Ha, o hafta, o gün, o saat, yani çıkabilir yani hiç. Demesin yani çıkmaz. Neden? Anladım. Yani şimdi Kur'an'da burçlar yok mu? Var. Madem ki burçlar var, burçlardan bahsediyorsa rüyalardan da bahsediyor. Ha, o zaman nedir? Allahu Teala ilahi adaletinin tecellisini insana göstermek için. Burada rüyalarda bile gösterebiliyor yani. Yani haksızda uğrarsın, bir rüya görürsün, rüya esnasında ha acaba şurada yanlış mı yaptın, burada yanlış mı yaptın? Yani burada bazen şifre hafif hafif açılır, aralanır ki kişiye yol göstermek için. O yüzden rüyalara inanmalıyız ve rüyalar Peygamber Efendimizin söylediği gibi her ay 3 ya da 5 tane rüyası diyor müminin en son ahir zamanda yaşayan ümmetimi çıkar diyor. Evet. Evet. Ee, kocam gözlerime bakıp rüyamda 3 defa sen insan değilsin, sen insan değilsin ve sen insan değilsin diye tekrarladı ve rüyam tam burada bitti. Ben bununla birlikte uyandım. Hı. Uyandığımda çok etkilenmiştim. Acaba rüya bana ne anlatıyor? Evet, sen insan değilsin diye bir kelime kullanması kişinin yapacağı bir hatadır. Yani gün içinde, hafta içerisinde, ay içerisinde kişinin yapacağı bir hata vardır. Bu hatasını gösteriyor onu. Yani o hatayı yapmaması için veya yapmamışsa böyle bir hataya düşeceğini gösteriyor. Sen insan değilsin, sen insan değilsin, sen insan değilsin. Üç kez söylemiş. Evet, şimdi ben şifreli, yani şifreyle alakalı bir şey konuşacağım. Arkadaşlar da bunu lütfen ders mahiyetinde algılasın. Üç kez bunu söylemesi, üç saat, üç hafta, üç ay içerisinde Muhakkak bir kendisine işaret veriyor. Burada henüz bu olay yaşamamış. Eşinin yanında veya üç misafirinin yanında veya üç kişi otururken ağzına kaçıracağı bir kelimeyle yanlış bir harekette bulunacağını gösteriyor. Sen insan değilsin yani hoşluk olunmayacak bir davranışta bulunacağını gösteriyor. Hı hı. Dikkat etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi Rıfat Bey bize bu mesajı yazmış. Nur Hanım, eşim tarafından devamlı tenkit ediliyorum. Eleştiriliyorum. Hatta beni başka insanlarla sürekli kıyaslıyor. Benim akıllı olmadığımı düşünüyor demiş. Hı hı. E, rüyamda da kafama tavlayla vurup, tavayla vurup pardon tavayla hı. vurup üç defa akıllı ol, akıllı ol, akıllı ol dedi. Hı hı. Ne anlama geliyor bu? Ya şimdi bu adam zaten tavayı rüyada yemiş. <laughs> şunu söylüyor aslında. Diyor ki harcamana dikkat et. Parana dikkat et. Zamansız harcama. Vaktini de zaman yani zaman kıymetli olduğu için vaktini de harcarken dolu harca diyor. Akıllı ol, akıllı ol diye bir kelime söylediği zaman aslında kişiye burada Cenabı Allah şu işareti göndermiş yani kendisine. Diyor ki hani ailene, yuvana, işine, gücüne sahip çık demiş. Parana sahip çık demiş. Kısmetine sahip çık demiş. Kimse kimsenin cebine zorla para katmaz Nur biliyorsun. Allah isterse olur. Tabii. Ha arabaya binersin, yakıt biter. Hep aynı petrolden yakıt alırsın. Gidersin bir bakarsın ki yakıt bitiyor, başka petrola girip Tabii. alırsın. Bu buna benzer yani. Adam yalnız tavayı yemiş, burada ne demiş? Harcamaya dikkat etsin. Ailesine, işine sahip çıksın. Evet. Rüyada kayısı görmek ne demek? Bir seyircimiz Malatya'da kayısı bahçelerinin olduğunu görmüş. Hı -hı. Acaba bu zenginliğe mi? alamet delalettir diyor. Şimdi yeni evlenen çiftler için Allah nasip ederse bir hayırlı evladı oluyor. Diğer yandan kişi eğer kayısı yediğini görürse kişinin karın rahatsızlığı, bağırsak rahatsızlığı yaşayacağını gösteriyor. Hmm. Onun için Allah izin verirse hem sağlığıyla alakalı hem de evlat müjdesiyle alakalı bir rüya bu. Ay eğer inşallah. kayısı bahçesi görürse zenginliktir. E kayısı tarlası, bahçesi görmüş. E o zaman zenginliktir. Bak orada ha bahçelerin, bahçelerimin Olduğunu gördüm. Evet bu zenginliktir. Ama şunu söyleyeyim Allah nasip ederse bu kardeşimiz eğer evliyse muhakkak bir evlada kavuşacağını gösteriyor. Evet. İnşallah.